Evet, bir metre takipçileri yerel seçimlere son 5-6 gün kala Kahramanmaraş halkının nabzını tuttuk. Bakalım Kahramanmaraş'ta yerel seçimler hakkında neler düşünüyor? Ben işsizim şu an, iş bulamıyorum. Emeklilikte yaşa takıldım. Bana bakana vereceğim. 31 Mart yerel seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz? Vallahi şu an için bir fikrim yok. Bekliyorum yani şu anda. Kararsız mısınız yani? Kararsızım aynen. Ama son 5-6 gün kaldı. Son 5-6 gün kaldı da yani son 2-3 saate kadar beklerim muhtemelen. Oy kullanmaya gidecek misiniz? Gideceğim. Gidecek. Kesinlikle giderim. 31 Mart yerel seçimlerinde hangi partiyi seçiyorsunuz? AK Parti'yi seçiyorum ben. Neden? Çünkü AK Parti yani 17 yıldır iktidarımızda. Yani babam da desteği olarak ben ona güveniyorum. O partiye güveniyorum. Reisimiz yılmayacaktır. Reisimize her zaman sonuna kadar güveniyorum. Yani bilmiyorum, AK Parti daha cazip geliyor bana. Ülkemizin geleceği için. AK Parti'ye vereceğiz. Neden? Birçok nedenleri var. Görüyorsunuz dünyadaki ülkelerin durumunu, Türkiye'nin durumunu. Hepsi bir savaş atıyor. Onun için mecburen AK Parti'yiz yani. Parti ismi verme şansım yok. Peki hangi adaydayım o zaman? Yani çalışkan memleket için hayırlı, çalışkan bir insan gelmesini diliyorum. 31 Mart yerel seçimlerde AK Parti'ye oy vereceğiz. AKP'ye vereceğiz. Neden? Türkiye'nin gelişmesi için. Hem Müslüman, hem Kur'an'ını okuyor, hem namazını kıldırıyor. Niye oy vermeyek? Bizden bir oy istiyor. Bizi ambulans gönderiyor, dağın tepesinden alıyor. 5 kuruş istemiyor, yahut parası istemiyor bizden. Biz onu vermeyek de ne yapak yani? Bir oy. Muhalefet Partisi'ne oy vereceğim. İsim vermiyorum yani. Ancak şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız ille dolaşıyor ve şey yapıyor, sen söyle, mitik yapıyor. Ben bugüne kadar da MHP'li AK Parti'ye verdim ama bu seçimde vermeyeceğim. Neden? Yani en basitinden bir dolar üzerinden düşünürsek sıkıntıdayız. Ben AK Parti'ye vereceğim. Seviyorum ben. Tayyip Erdoğan'ı seviyorum. Ülkemizin bekası için, birliği için, dirliği için, geleceğimiz için mutlaka Cumhur İttifakı diyoruz. Şimdi hangisine vereceğim belli değil. Aa, Cumhuriyet AK Partisi'ne vereceğim. AK Parti'ye vereceğim. Liderimiz güzel, liderimiz temiz. Öbür tarafa verirsek işimiz suvan. Kardeş, Allah ömrünün üstüne ömür koysun. Öyle adamı Cenab-ı Allah böyle gönderdi bize ki. O olmasaydı bizim Türkiye'mizin hali ne olacaktı sen 15 darbeden sonra? Neler gelecekti başımıza? Ha. Şimdi de çıkmışlar işte şöyle yukarı şöyle. Şimdi bir de şımardı bizim Türk halkı. AK Parti'ye vereceğim. Partiden çok adaylara bakıyorum. Peki hangi adayı vereceksiniz? Mustafa Bastırmacı Bey'i kullanacağım. AK Parti tabii ki. Başka parti yok ki. Cumhurbaşkanımızdan başka da yani öyle yiğit, baba yiğit bir adam yok zaten. 40 yıllık MHP'liydim. MHP partisini sattığından dolayı İYİ Parti'ye gidiyor. AK Parti'ye vereceğim. Neden? İttifakına. Neden? Nedeni görüyorsunuz işte bakın. 15-16 yıl önce böyle bir şeyler yoktu bakın. Memleketimiz eskisinden çok daha iyi. Daha da iyi olacak inşallah 31 Mart'tan sonra. Ben AK Parti'ye vereceğim. MHP. AK Parti'ye vereceğim ben. AK Parti. Ha. Siz? Allah bu da AK Parti diye ama bak da AK Parti'ye. Ya ben memleket için vereceğim yani. Memleketimizin için vereceğim yani. Hangisi hayırlıysa ona verecek. AK Parti'ye oy vereceğim. Peki neden? Sevdiğimden. İYİ Parti'ye vereceğim. Neden? Artık bunu biraz hani frenlemek lazım. Her tarafı dağıtılmadı yani. Her taraf. Suriyelilerin verdiği tahrip yeter. Ya hangisini bak AK Parti'ydir. Ben AK Parti istiyoruz. AK Parti. Peki neden? Hizmet için, daha güzel Türkiye'miz için.